Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. O sırada şöyle kameramı da düzelteyim. Bir tane falımız var. Bunu ben herkesin baktığı gibi bakacağım. Hiçbir değişiklik olmayacak. Çünkü ben enerjiye inanıyorum. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Aklınızdaki kişiyle ya da konuyla ilgili bir haber alacakmışsınız gibi geliyor. Bunu şimdi kendiniz için, eşiniz, çocuklarınızdan biri bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben açıp bakayım, bakalım neler çıkacak. Dediğim gibi ben enerjiye çok inanıyorum. İsterseniz böyle niyet edip kanalıma girip, kanalımda binlerce video var bu arada. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız ve videomu gerçekten beğeniyorsanız beğene basarak beni desteklerseniz sevinirim ya da yorum yaparsanız sevinirim. Bakalım şimdi karşınıza çıkan bu videoda neler çıkacak. Şöyle kırmızı kolyemi koymuştum üzerine. Kırmızı fincanımı şöyle yavaşça açıyorum. Ben de bir göreyim, sizler de bir görün. Bakalım neler çıkacak. İlk önce hane kısmı ilgimi çekti. Hane kısmında böyle içinizde bir karamsarlık var. Çok yakınınızla ilgili, çok aileden biriyle ilgili böyle karamsar bir düşünce, bir tedirginlik, bir korku, bir kaygı, bir şey yaşıyorsunuz sanki. Hatta böyle aile içerisinde ama bazılarının içinde iş ortamında olabilir. Bakın böyle bir araya gelmişsiniz, bir konu olmuş, bir gündem var, bir böyle ortalık biraz karışmış. Karışmadıysa da bu yakınlarda karışabilir. Hani aile içerisinde bazen olur ya da iş ortamında olur ya, birinin bir konusu, bir derdi, bir sıkıntısı. Hani öyle çok çok büyük şeyler değil belki ama bir şey için böyle herkes bir araya gelecek, toplanacak, konuşacak. Böyle bir şey gündem olacak. Biraz da buna canınızı sıkabilirsiniz, bir karamsarlık ama sonradan açılacak. Çünkü bakın şöyle bir tane burada bir kartal oluşmuş. Sanki bu kafası kartalın kanatları ve kanatlarına almış birini. Yani eğer ki bu aileden ya da iş ortamında sizseniz sıkılan bu küçük o sorunu yaşayacak kişi bir kartal gibi bir güç, öyle bir güç gelip sizi koruyacak, destekleyecek ki böyle sanki bir anda o derdin tasanın içerisinden alıp çıkaracak sizi. İş yerinde bir yöneticiniz, bir arkadaşınız olabilir. Hani böyle bazen hani neyden tereyağdan kıl çeker gibi mi derler? Hani böyle çok çok kolay bir şeyden sıyrılırız ya, bir konuda böyle çok kolay kurtulacaksınız. O dert şu anda varsa da böyle sıkıntınız, birinin desteğiyle hop diye çıkacaksınız ya da aileden biri ise onun çok hızlı çözülecek işi. Şurada da böyle bir tavşan ifadesi vardı, böyle kulakları bir hızla gidiyor. Yani bence hızlı bir gelişme olacak. Yani bu olay da hızlı gelişecek ve sonra da hızlı bir temiz ferahlık gelecek. İnşallah öyle olsun. Güzel, ferah. Bakın burada karşılıklı iki kişi var. Açmış birisi ağzını, böyle kavga ediyorlar. Biriyle çok tartışıyor olabilirsiniz. Ağız dalaşı yapıyor olabilirsiniz. Anlaşamıyor olabilirsiniz. Ama bir taraf daha böyle sert bir mizaçlı. Siz olabilirsiniz ya da karşı taraf olabilir ama böyle sürekli her şeyle didişen iki insan bu. Bazı insanların ilişkileri böyledir ya. Başlar ve biter didişerek. Bazıları öyle sevgisi gösterir. Yani öyle sever yani. Bazıları hani Mars karakterindedir. Yani astrolojide de derler ya böyle, hani onun karakteri. Çünkü bu arada yakında böyle yavaş yavaş da hani böyle astrolojiyle ilgili de daha çok videolar koymak istiyorum. Mars doğasındadır bazı insanlar. Kavgacıdır. Hani bu kötü manada değil. Tartışmayı sever. Tartışmalardan beslenir. Öyle biri var etrafta. Bunların arasında böyle kötü bir problem olduğu için değil ama bunlar böyle anlaşıyor gibi. Küçük bir tartışma her an olabilir. Diyeceksiniz ki açar açmaz da hep böyle olumsuz şeyler mi gördük, ama çok olumsuz da olmayacak sonuçları. Yani bakın burada iki tane insan kafası gibi var, bakın iki kişi. Burada da karşılarına bir kişiyi almışlar. İki kişi, böyle bir kişiye akıl vereceksiniz. Böyle nasıl diyeyim, bir ihtiyacı var. Belki yol göstereceksiniz, bu iki kişi daha aydın çıkmış. Daha böyle doğru yol gibi. Küçük bir çocuğa, sizden küçüğe, kardeşinize, iş ortamında birine, bazen büyüğünüze bile olabilir ama yol gösterilmesi gerekiyor. Belki bir okulla ilgili bir ya da iş hayatıyla ilgili, hayatıyla ilgili, ilişkisiyle ilgili. Sanki böyle iki kişi böyle kafa kafaya verip ona sürekli akıl veriyorsunuz. O kişi yanlış da yapıyor olabilir. Hani bazen hayatımızda en sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz bazen bile bile yanlışa gider. Yanlışa sürüklenir. Yani bazen yanlış aşklar da vardır. Hani bakarsın
arkadaşın göremiyordur, açtan gözü kör olmuştur ama aslında bakarsın ki hani kötü, o ilişki onun için doğru değil. Söylersin ya da en yakınları söyler ama o görmeyebilir. Bazen inat eder, işle ilgili de öyledir. Yani bu iş senin için daha iyi olacak dersin ama bazen inat eder insanlar. Öyle bir durum da olabilir. İnatlaşma durumu da olabilir ama ya da yani sadece akıl, yön vermek gibisine. Çünkü bu kişinin ihtiyacı var. Bu kişi bir yolunu çizecek. Hayatınızda, etrafınızda biri var. O kişi böyle hayatıyla ilgili bir yön verecek. İki kişi de ona çok 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 destek olacak gibi çıkmış. İçinizde bakın böyle bir aydınlama olacak ama hızlı. Sanki bu biraz tavşan gibi, hızlı giden bir tavşan gibi de. İçinizdeki o bir sıkıntı, o ne varsa hani böyle o kadar hızlı bir şekilde çözülecek ki. Böyle bu videoyu ne zaman izlerseniz, hani bundan belki 5 yıl sonra izleyeceksiniz. Lütfen tarihe takılmayın. Çünkü bu sizinle alakalı. Eğer karşınıza ne zaman çıkacaksa bu video, bu mesajları ne zaman almanız gerekiyorsa o zaman gibi düşünün. Bu videoyu izledikten sonra çok hızlı zamanda böyle bir şeyler rayına girecek. Birazdan böyle çok daha hızlı bir şekilde ferahlayacak içiniz. Güzel gelişmeler olacak. Çünkü biraz böyle karamsar düşündüğünüz günler yaşıyorsunuz. Şurada en altta böyle cenin pozisyonunda biri sanki böyle cenin pozisyonunda duruyor. Biri böyle hani böyle cenin pozisyonunda otururuz ya, bir şeyi böyle uzanmış. O kadar çok düşünüyor ki böyle, o kadar ama kalkıp harekete geçemiyor. Yani hani böyle düşünüyor sadece. Düşünmek hani hamilelik gibi düşünüyor. Düşünüyor ama doğamıyor. Yani harekete, eyleme geçemiyor. Bir konuda çok şey düşünüyorsunuz. Hani hep düşünüyorsunuz ama eyleme geçemiyorsunuz. O konuyla ilgili artık böyle birisi gelecek, böyle burada da bir kişi var, sanki böyle elinizden tutacak, artık harekete geçme vakti diyecek ve size yardımcı olacak, el uzatacak biri var. Neyse o düşündüğünüz şey, hani bazen kilo vermek isteriz, erteleriz, spora başlamak isteriz, erteleriz, o eğitime başlamak isteriz, erteleriz, ilişkiyle ilgili konuşmak isteriz, erteleriz. Hani o halden bir çıkma durumu yaşanacak, birisi size destek olacak gibi çıkmış. Bakın şu iki tartışan insanın o tam ortasında da bir köpek çıkmış. Köpek dost derler ya. Yani aslında bu insanlar, tartışanlar da hani böyle birbirleriyle düşman, nefret ediyorlar değil. Aslında dostlar bu kişiler bence. Hani tartışıyorlar ama hani böyle onların tadı tuzu biberi sanki ilişkilerin gibi çıkmış. Şimdi şöyle yaptıkça burada bir harfler belirmeye başladı. Bakın buradan bakarsanız F harfi, buradan bakarsanız N, U ve R harfleri var. Bakın buradan da L harfleri. Şöyle de bir C harfi. Yani şimdi isminde veya soy isminde bunlar olan ama haneye yakın bir kişi. Bu ya yakın bir akraba ya aileden biri ya da siz. Bu kişiye çok temiz bir haber gelecek. Harfler haneye çok yakın çıkmış. Çok çok güzel, temiz bir haberi olacak o kişinin. İnşallah güzel şeyler olsun. Bakalım başka neler var. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. Sanki şöyle bir insan yüzü gibi. Bu da burnu, bu da ağzı gibi. Şu göz kısımları boşta kalmış gibi. Bir insan yüzü gibi düşündüm ben bunu. Nedense bilmiyorum ama biraz böyle büyük burunlu olabilir. Buruna vurgu yapılmış gibi. Ama böyle gözleri de büyük büyük bir insan. Burnu da biraz büyük bir insan. Ben şey gibi düşündüm bunu direkt tabakta. Biri var ve sürekli sizi düşünüyor. Yani karakteristik bir burnu var. Böyle çok muntazam böyle bir burun değil. Hani ama çok temiz düşünüyor. Bu kişiden haber gelecek size. Yani bekarsanız birinin size sırılsıklam aşık olduğunu öğrenebilirsiniz. Yani bir aşk haberi alabilirsiniz. Ya da işle ilgili bir haber alabilirsiniz. Yani o kişi uzun zamandır sizinle bir iş yapmak istiyordur belki. Onunla ilgili de bir haber alabilirsiniz. Ama güzel bir haber olacak. Yani bir kişinin herhangi bir konuda sizinle ilgili düşündüğünü ve konunun da çok temiz, çok güzel bir şey olduğunun haberini alacaksınız bence. Bir de küçük sevinç gözyaşları da çıkmış. Bence hani bu haberden sonra yani sevinebilirsiniz. Bence güzel, her şey de çok güzel çıkmış. Yine biz güzel olumlamalar yaparak bitirelim. Gerçekten neyi niyet ettiyseniz, her ne dilediyseniz gerçek olsun diliyorum. Bu tarzda dediğim gibi yüzlerce, binlerce videom var. Gerçekten artık hani kaç yıl oldu siz de takip edenler bilir. Çok fazla videom var. Herhangi bir konuda niyet edip herhangi birini de açıp dinleyebilirsiniz. Hani birine fal baktırmak gibi. Çünkü o bence sizin enerjinizle alakalı. Ben ona çok inanıyorum. Hani karşı tarafın değil de sizin o enerjiyi alıp almamakla, onun niyet edip etmemenizle alakalımış gibi geliyor. O yüzden de hani herhangi bir videoyu açıp izlemekle aynı şeymiş gibi geliyor fal baktırmak. Bence enerjiniz güzelse, çok odaklandıysanız açın bir tane videoyu, izleyin ve gerçekten hani
Ve yorumlarda da görüyorum zaten hani "Aa, bana çok uyumlandı, uydu" falan diyorlar. Bence bu işte o sizin enerjinizle alakalı olduğu için. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.